2'den 4'e yat tüm hızıyla devam ediyor ve ne demiştik? Bugün vitaminleri konuşacağız demiştik ama B vitaminlerini ve omega vitaminlerini konuşacağız demiştik. Ve yanımda kim var? Tabii ki her hafta çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Vehbi Altunçul hocamız var. Merhabalar hocam. Merhabalar. Artık sizin titrinizi okumuyorum. Biz aileden evet Tarım Türk bilen ailesi. Bilen biliyor ki zaten şimdi tabii, verecek arkadaşlarımız. Önemli değil gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, var olun. Sizler de iyi gördüm, çok şükür. Bizler de iyiyiz hocam. Çok sağ olun. Şimdi bugün vitaminlere devam ediyoruz. Evet, suda eriyenler. Geçen hafta konuştuk. Yağda eriyen A, D, E, K vitaminlerine evet. bahsetmiştik. Bu ikinci bölüm olarak da suda eriyenleri, bir de omega bahsettiniz. Evet. Omega. Evet. Hatta arzu eden, soru soran olursa bir de vitamin grubunu tamamlamak açısından C vitamini de antioksidan evet, olduğu için o da çok önemli. Biliriz. C vitamini çok önemli. Çok özellikle önemli. Kış aylarında tabii, çok ihtiyaç tabii, duyuyoruz tabii. C vitaminine. Yaz aylarında da antioksidan olduğu için vücudu zinde tutmak için genellikle C vitamini almak lazım. Sabahleyin zinde kalkmak için. Hocam hazır C vitaminini açmışken o zaman C'yi konuşalım, diğerlerine geçelim. Şimdi C vitamini demişken şimdi biz hep C vitamini deyince böyle turunçgiller aklımıza evet, gelir. Evet, haklısınız. Turuncu olan her meyve C vitaminidir C vitamini. Deriz ama... Ama maydanozda mesela bir de grama göre mesela C vitamini, yeşil biber. Harika. Şimdi o zaman biz önce bir şey sayalım tabii. önümüzdekileri. Burada da arkadaşlarımız alırlarsa rokamız var, rokamız, marulumuz var. Bunlar evet B vitamininde de sıralayacağız. Evet, evet C vitamini kaynağı değil mi? Kaynağı yeşillikler. Tabii yeşillikler, maydanoz. Maydanoz, yeşil biber. Biber çok C vitamini en yüksek. Evet. Evet, buğday var. Buğday B vitamininde anlatacağız inşallah. B vitamininde, buğday anlatacağız. Var. Süt var, yoğurt süt, yoğurt var. Bunları da B vitamininde tekrar bahsedeceğiz tekrar ama bahsedeceğiz. Tabii protein kaynağı açısından da her zaman her gün bir kişinin benim şahsi görüşüm bir bardak süt tüketmesi lazım. Her ve gün. Evet yani genellikle hanımların çok daha dikkatli olması bu kemik konuda. Erimesine karşı, kemik erimesine karşı bir de hamile hanımların buna özen göstermesi lazım. Zararlı alışkanlıklardan ziyade bu süt veya yoğurt veya öyle tüketemiyorlarsa ayran tarzında kesinlikle sofralarından eksik etmemeli. Yaz günlerinde hep söylüyorsunuz tabii, tabii, ayranı. Ayranı. Yani biz ayran olarak içine sodamızı da koyuyoruz malum. Ama geçen bir toplantıda konuşuluyordu. Genellikle ayrana da artık renk katıyorlar. Mesela çok çeşitli katmadan yana değilim ben botanikçi olarak. Genellikle aromayı değiştirmek açısından ayrana eğer şeyse soda da katabilir. Veya maydanozu blenderdan geçirerek ayrana eğer o aromayı değiştirip de hoşuna gidecekse veya nane. Nane. Çok nane güzel. Çok güzel olur. Çok kokusu da çok serin, güzel. Serin serin. Ayranda düşünebiliyor musun? Hafif bir nane aroması olacak. İçimi de kolaylaşır. Evet hocam. İsterse bir soda da ilave edebilir ve inanın bunları biz ihmal ediyoruz. Çünkü evet. günün verdiği stres var, koşuşturma var. Aklımıza bile gelmiyor. Abi biz süt içecektik. İşte akşam eve gelince yine telaş ne yiyecektik, ne vardı, ne oluyor. İnsanoğlu maalesef ta ki biraz sıkıntılar, hastalıklar ortaya çıkınca doktor deyince ki aa bunlar da yetersiz beslenmişsin. O zaman doping etkisi yapıyoruz ama tabii ki günübirlik evet, dengeli hocam. Beslemek de şu yararlı. Şu an zaten Ramazan ayındayız ki hani yemek yemiyoruz. Ayrıca da yaz ayı olduğu için yemek yeme ihtiyacı yerine hep sıvı alma ihtiyacı sıvı hissediyoruz. Sıvı alma ihtiyacı ve inanın insanın iştahı da azalıyor. Azalıyor. Sırf evet. su gereksinimi ortaya çıkıyor. Ve suyu da işte ne kadar tüketirsek tüketelim. Ve ben kızdan biliyorum oruç nedeniyle yükleniyor. Ama tabii ki bu belirli bir oranda ter ve idrarla atıldığı için akşama doğru yine su sıkıntısı ortaya geliyor. Ama ben diyorum ki bir kez fazla miktarda su içme değil de mesela iftardan sonra sahura kadar kendisi de oturuyor mesela televizyon seyreden kişiler var. Yanına bardağını koysun. Hani kuru kuru duracağına arada sırada yudum yudum su içmenin çok büyük yararı var. Çok büyük yararı çok var. Çok büyük yararı var. Evet hocam. Şimdi C vitaminleri yeşilliklerde var dedik. Tabii. Başka ne yiyebiliriz? Turunçgillerde. Sabahları mesela söylediniz. Avrupa'da genellikle daha yaygın. Bizde pek yer almıyor ama mesela portakal suyuyla kahvaltı yapıyorlar. Ama şimdi portakal mevsimi yok hocam. Yok. Mevsim olarak mesela mevsim olarak ne olabilir? Meyve suyu mesela şu anda şeftali var. Kayısı var. Ama illaki suyunu da demiyorum. Bir tane günde sabahleyin
kalsiyum kaynağı, mineraller var, lezzeti de var. Yani Evet. zor ilaç gibi de değil, acı da değil. Evet. O şeftalinin yanında hafif protein cinsinden bir peynirimiz var. Özellikle beyaz peyniri öneriyoruz. Bunun yanında güzel bir buğday ekmeğimiz olabilir. İnsanların biraz da midesi şey karışabilir. Ama çok önemli bu. Aşırı şey yememek şartıyla damak zevki çok önemli. Yani babam rahmetli derdi ki haklıymış. Bilimsel yeni kanıtlar böyle. Miden ağzından gitmeyeni yeme derdi. Yani canın istemiyorsa emin ol yararlı değildir. Vücut da istemiyor demektir. Zorlamaya gerek yok Ama derdi. canımız her şeyi istiyorsa vücudum da istiyor deyip yemek mi lazım? İşte orasını ben cevaplamıyorum. Tabii onu yok, onu da söyleyeyim o zaman. Ama az miktarda. Az, Canımız değil mi? erik istedi. Nefsimizi Hadi, köreltmek geçen adına. hafta soran gibi şu kadar yiyorum demişti arkadaş, kulakları çınlasın. Yani 3-4 erik yiyeceğiz. Hurma. Kaç, 2 tabak mı yiyorum demişti mesela. Evet, evet. 2-3 tane hurma yiyeceğiz. Evet. Azar azar hepsinden yersek. Hele C vitaminlerinde biri de bir, bini de bir değil mi? Tabii. Yani çünkü alacağımız miktar. Tabii atılıyor. Atılıyor. C vitamini gereksinim alınıyor, diğeri atılıyor. Yani bir kilo portakalı bir anda yemekten ziyade bir günde bir tane yemek de tabii, onun eş tabii, değeri değil mi? Tabii. İster suyunu çeksinler ama posası olanlar öneriliyor. Çünkü bağırsak sistemini tabii, çalıştırdığı için, lifli olduğu için daha yararlı ve sağlık açısından daha önemli. Evet hocam. Şimdi B vitaminlerini konuşalım dedik. Evet. B vitamininin vücudumuz için önemi nedir çok genel önemli, olarak? Çok önemli. Zaten geçen hafta bilmiyorum söyledik mi, araştırmacılar araştırma yaparken tüplerin üzerine evet. A, B, C falan yazmışlar. Yani B vitamini nereden geldi diye izleyenlerimiz, dinlemeyenler varsa araştırmadaki tüplerin üzerine. Sonra B vitaminine bakmışlar, çeşitli fraksiyonları var bunun. İçinde başka bir B vitamini de var, öbürünün etkili maddesi daha farklı. O zaman B1, B2, B3, B5, B6 diye 12'ye kadar 8 tane türevi çıkmış. Evet, benim dikkatimi çeken B3'ten sonra B5 gelmiş, niye B4 yok? Şimdi o şeyde de var, pıhtılaşma faktörlerinde muhtemelen ben tahmin yürütüyorum. Genellikle 12 tane faktör vardır pıhtılaşmayı sağlayan. Sonra ben öğrenciyken hep merak ederdim. 6. faktör yok. Allah Allah, kitap mı yanlış yazdı? Sonra araştırmacılar yapılan deneyler sonunda o pıhtılaşma faktörünün etkili olmadığı ortaya çıkmış. O ismi olduğu gibi kaldırınca sıralamada öyle bir yer alma var. Demek Muhtemelen ki B4'ü koydular. Koydular, baktılar sonra ki tüp kayboldu. Belki de başka bu vitaminlere eşdeğer görüntü olduğu için bir araya aldılar. Genellikle tabii bu araştırmaların sonuçları olarak zaten bir hocamız derdi, araştırma araştırmacının günahıdır. Yani ne diyorsa artık ona tabi olacağız. Ama birkaç yerden teyit aldığımız zaman o sonucun biraz daha kanımız ısınabilir. Yani her sonuca da hani günümüzde malum bilmem ne bilmem ne yapıyor diye bir demeç evet. de çıkabilir. Evet. Hatta ben hiç unutmuyorum, çok üzülmüştüm. Bir doktor arkadaşımız sigaranın yararlarını söylemişti. Yemin ediyorum çok üzülmüştüm. Sigaranın yararları. Evet, evet çok yararlıdır diye. Biz Yeşilay olarak ne yapacağımızı şaşırdık. Evet. Yani aklımıza... Belki dili sürüşmüştür diyorum ben. Valla sürüşmüş de gazetede de bayağı yer... Biz o kadar zararlıdır diyoruz. Gazetelerde pek yer almıyor. Faydalıdır deyince bayağı... Tabii hocam tepki toplamıştır ya, haliyle. Ya. Şimdi biz bugün B vitamininin önce öneminden bir bahsedelim. Tabii. Vücudumuz için B vitamini niye önemli? Bu vitaminler genellikle B vitamini grupları genellikle vücudumuzda sinir sistemini innerve ediyor, donatıyor. Hı hı. Ve genellikle B vitamini aldığımız zaman kaslarımızda, vücut organlarımızda bir yenilenme söz konusu oluyor. Ki bunların hepsi için geçerli. Ancak bu saydığımız 8 tane farklı B vitamini başka başka besin kaynaklarında olduğu için onlara ayrı ayrı değineceğiz. Ama genellikle B1'den başlayalım isterseniz. Evet, B1'den tabii. başlayalım. B1, öncelikle B1 vitamini hangi gıdalarda var? Tabii, bu tiamin adı altında toplanıyor. Tiamin, B1 eşittir aynı. Şimdi bu genellikle karaciğer olsun, böbrek olsun ve kırmızı et olsun, balık eti olsun genellikle... Bunun haricinde koyu yeşil ki buraya getirmişiz. Koyu evet. yeşil sebze ve meyvelerde bulunmaktadır.
ve çok yararlı vücudumuzun kalple ilgili veya sinir sistemiyle ilgili çalışmalarındaki koordinasyonu sağlaması açısından çok önemli. Genellikle biz insanlar ne deriz? 1200-2000 civarında kilo kalori alma durumundayız. Normal yaşamımızı sürdürebilmek için. Bilgi olsun diye izleyenlerimize arz edeyim. Genellikle 2000 kalori, kilo kalori almamız gerektiği takdirde genellikle 1 miligram B1 vitamini almamız yeterlidir. Ama ve lakin bu söylediğimiz efendime söyleyeyim kırmızı etinden tutun da diğerlerini bir de yeşil koyu sebzeleri alıp da B vitamini ihtiva eden buğdayımız da var mesela. Onları eğer dengeli bir şekilde alırsak genellikle zaten vücudun ihtiyacı, günlük ihtiyacını karşılamış oluruz. Evet hocam. Peki B1 vitamini eksikliğinde diyelim ki hangi rahatsızlıklar görürüz biz vücudumuzda? Evet. Genellikle hani yararlı oldu dediğimiz hastalıklardan kalp hastalığı mesela dolaşımla ilgili şikayetler daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. Dolaşım. Dolaşımla ilgili. Bunun yanında kaslarda bazı zafiyetler söz konusu olabilir. Ve bu nedenle vücutta tabii vücut öyle bir mekanizma ki bir yönden bir hani nasıl ki bir yönden bir aksaklık meydana geldiği zaman hepsi birbirine bağlantılı bir şekilde ortaya çıkıyor ve genel bir sağlık bozulması şekillenebiliyor. Yani lokal olarak orada kalmıyor. Bunun işte kalbe etkisi olunca kalpte bir sıkıntı olunca o da solunum sistemini etkiliyor. Solunum sistemi olunca vücutta çeşitli aksaklıklar çıkıyor. Dolayısıyla biz çok dikkatli bir beslenme tarzında şey yaparsak eğer beslenmemizi ayarlarsak o zaman herhangi bir sıkıntı da olmayacak demektir. Evet. Yani B vitamini dolaşımla ilgili çok önemli. Kaslarla bir de tekrar ilgili. Bir sayalım mı hocam B1, nelerde var B1 vitamini hangilerinde var? Genellikle şu an mevsimsel. Genellikle mevsim olarak balık mevsimsel yani her zaman yakalanabiliyor ve inanın. Bir de balıkta bir bazı sıkıntıları söyleyeyim izleyenleri kulaklarında olsun. Genellikle bu kanalizasyon bölgesinde yaşayan balıkların hani kaş yapalım derken bunlar da ağır metaller taşıyabilirler. Evet. Ki bir örnek söylemek gerekirse kefal balığı. Kefal. Genellikle. Yenmemesi mi gerekiyor? Yani şimdi yenmemesi dersem bana bütün balıkçılar ayaklanır. Evet. Onun için yani dikkat etmemiz husus diyelim. Vaziyeti toparlayalım. Bunun yanında diyelim ki hamsimiz var. İstavritimiz var. Daha nelerimiz var? Tabii daha sayacağız bunların hepsini tabii. Ama ne yaptık biz hocam biliyor musunuz? Vitaminlerle ilgili bir de halkın nabzını tuttuk. Bakalım neler demişler sonra sohbetimize peki devam efendim. Edeceğiz. Buyurunuz. Sağ. Hangi besinde hangi vitaminler var biliyor musun? Yani biliyorum ama şu anda hafızamda yok. Hangi besinde hangi vitaminler var? İşte mercimek olayını biliyorum. Ben Anadolu'nun şey çocuğu şey olduğum için ha. İşte meyve, sebzelerde olduğunu biliyorum. Biliyorum iki tane çocuğum olduğu için özellikle biliyorum. Dikkat ediyorum onlara da. Hiç vitamin eksikliği yaşadınız mı? Evet yaşadım. Vitamin eksikliği yüzünden farkındaysanız dişlerimde de bir sorun var. Evet çok küçükken yaşamıştım. Bademciklerimi aldırdık işte. Ben kendi adıma yaşamadım vitamin eksikliği. B12 vitamini eksikliği oldu. Onu da lokal olarak dışarıdan almak zorunda kaldık. Şu anda kardeşimin eşi yaşıyor. O tedavi oluyor. Tedavi aşamasında. Sürekli bir yorgunluk hissediyorum bununla alakalı. Bir uyku hali hissediyorum, yorgunluk hissediyorum, uyuşma hissediyorum. Peki hiç vitamin hapları kullandınız mı? Hiç kullanmadım vitamin hapı. Yani çok kısa soğuk algınlığı dönemlerinde almışımdır ama çok nadir. Demir eksikliği o. İlaç aldım, kan şurubu aldım. Onları kullandım. Allah'a şükür şimdi iyiyim yani. Dışarıdan lokal vitamin alımının çok doğru olmadığını söylüyorlar doktorlar. Ama yine de kullanıyoruz tabii ki bazı şeyleri yediremediğimiz zaman. Ne kadar faydası olduğunu açıkçası bilmiyorum ama kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Peki sorunuz var mı uzmanımıza bu konuda? Ya aslında nedenini öğrenmek isterim. Mesela neyle takviye edebilirim? Gerçekten ciddi anlamda bu uyuşmalarım oluyor, terlemelerim oluyor. Belli bir yaştan sonra gençler gibi olamıyoruz. İyicene hormonlarımız zayıflıyor.
fizyolojik olarak da yaşlanıyoruz. Bunun için bana yardımcı olursa çok sevinirim. 10-20 sene önceki yaşanan hastalıklar şimdi yaşanmıyor. Daha farklı hastalıklar çıktı. Bunların sebepleri vitaminle mi alakalı yoksa yaşam şartlarıyla mı alakalı? Hangi sebzelerden veya meyvelerden hangi vitaminleri alabiliyoruz? Onu merak ediyorum. Vatandaşlarımızın soruları ve görüşleri bu şekildeydi. Lütfen sizler de 0212 886 2035 numaralı telefonumuzu arayarak canlı yayınımıza katılarak sorularınızı sorabilirsiniz dedikten sonra hemen Vehbi Hocam. Şimdi balıklardan bahsediyorduk. Evet. Kefal dediniz. Dikkat edilerek yenilmesi gerekiyor. Bir de araya midyeyi koyalım mı? Midye. Evet. Şimdi çok evet. önemli bir şey söyleyeceksiniz. Çok önemli. Gerçekten. Şimdi midyenin anatomik yapısı olarak genellikle sudaki ağır metalleri alıp bünyesinde tutuyor. Süzüp atma durumu yok. O nedenle midye ki ben de çok severim. Arkadaşlarımızla da konuştuk. Şey, hayal kırıklığına uğradı. Tabii kameraman arkadaş da biraz sıkıntı oldu ama bir gerçeği söylemekte yarar var. Ağır metaller özellikle çinko preparatında ihtiva ettiği için Allah korusun beyinde sıkıntılar yapabilir, sinir sisteminde sıkıntılar yapabilir. Özellikle hamile hanımlar hani biraz o dönemde de biraz midyeden uzak duralım. Ama şimdi tartışmalar var. Diyor ki midye yemeyeceğiz mi? Yiyeceğiz ama sık yemeyeceğiz. Mesela çok genellikle nadir. Tabii nadir. Diyorum ya nefsimizi körletmek. Çünkü bile bile de bu ağır metali depolayan bir madde. Biz onu direkt olarak ağır metali alıyoruz. Ve inanın şimdi ben Fatih Belediyesi Kent Konseyi Sağlık ve Spor Kurulu Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Orada şimdi bir projemiz var. Ağır metaller üzerine genellikle doğan çocuklarda, bu çok önemli izleyenlere arz edeyim. Genellikle 2 yaş civarındaki çocuklarda ağır metal taramaları yapılacak. Fatih yöresindeyim ben görevli. Genellikle adli tıpta da eşim olduğu için bir anlaşma çerçevesinde sembolik bir rakama insanlara öneriyoruz. Çünkü eğer o yaşta bu ağır metal tespiti yapılmazsa Allah korusun ileri yaşlarda çocukta zeka geriliği ortaya çıkıyor. Bakın küçücük bir yaklaşık yanılmıyorsa 39 milyon liralık bir şey ki semboliktir. Aile o bilgileri aldığı zaman eğer bir ağır metal söz konusuysa hemen tedavi yoluna gidecek. Aksi takdirde bir sıkıntıya gerek yok. Bu kadar basit bir testtir bu. Evet, hocam. Muhakkak biz Fatih bölgesinde inşallah benim bu diğer projem kabul oldu. Diğer bölgelerde bulacak mı? Ben şimdi Fatih bölgesi Kent Konseyi Sağlık ve Spor Kurulu ama diğer kardeşlerime de buradan söylemiş olalım. Onlar da yaptırırsa belediye başkanlığına da söyledik. Mustafa Demir başkanımız uygun gördü. Kent Konseyi'nden de geçti. İnşallah kısa bir süre sonra bu uygulama başlayacak. Evet. Peki hocam çocuklar nasıl alıyorlar bu çinkoyu? Şimdi genellikle hamile hanımlardan vasıtasıyla tabii bebeğe de geçiyor. Bebeğe geçiyor. Ve ileride de kaç yaş grubuna yapılacak? 2 yaş doğduktan sonra genellikle 2 yaş civarında taramalar yapılacak. Bu inanın normal başka taramalar kadar kan anemi taraması kadar basit bir küçük bir kan verme tarzında hemen cihazdan neticeler ortaya çıkıyor. Bakıyor ki ooo çinko normal seviyenin üstünde veya başka mineraller, metaller de fazla. O zaman hemen tedaviye geçiliyor ve aras az kalıyor. Yani hasar az kalıyor. Evet hocam. Şimdi midyeyi çok sıklıkla yemeyin dediniz. Tabii. Yani mesela kimi tanıdıklarım var öyle oturunca 30-40 midye yiyip işte Allah korusun. Yani şimdi yani bile bile dikkat etmekte yarar. Ben de biliyorum. Genellikle alkol alınan yerlerde midye çok tüketimi vardır. Midye dolma durumu tezgahlarda pek iç açıcı bir görüntü olmasa da satışı bayağı rağbette. Evet. Onun için Avrupa Birliği'nde zaten bazı ürünlerin kokoreç olsun. Evet. Kokoreç de şimdi lafımız kokoreç değil ama çok zararlı. Çok zararlı. Avrupa Neden Birliği'nde. Neden hep güzel şeyler zararlı? Kızımın sorduğu bir soruydu bu. Baba diyor her böyle lezzetli güzel şeyler diyor zararlı. Şimdi kokoreçi tabii kokoreçin şöyle bağırsak sisteminde mikroorganizmalar var, değil mi? Şimdi oraya döner gibi koyuyoruz. Orada kesip yiyoruz. Eğer tekrar
ısınırken mikroorganizmalar tekrar ürüyor. Tekrar o mikroorganizmaları biz ekmek arası yapıp da yediğimiz zaman mikrobu da yediğimiz için oradan zarar ortaya çıkıyor. Evet, evet hocam. Peki başka böyle deniz ürünlerinden neler var? Hani yemememiz gereken midye dedik, kefal dedik. Valla beni suça teşvik ediyorsunuz. Aman yememiz demiyorum, çok yok, az tüketmemiz. Yok, şey açısından hani derler ya, denizden babam çıksa yerim diye. Şimdi ben bunu öyle bir sözün arkasında böyle bir şeyler yeme deyince ya bu adam Karadenizli değil derler ama... Biz tabii ülkemizi... Hocam sizin yaptığınızı yapmayalım ama söylediğiniz. Doğru doğru gerçekten ama tabii ki bilinen şeyler vardır. Herkesin tüketeceği balık. Mesela bazıları genellikle kalkan yemeyebilir. Hı. En güzel balıktır ama ben mesela bazı balıkları yemiyorum. İsim de vermeyeyim. Şey açısından yemiyorum. Damak zevki bir de kılçık. Hı. Yani yani tabiri caizse lopet dururken... Kılçıklarla mücadele etmenin o açıdan ama yarar olarak hepsinde var. Mesela İtalyus kurumu denilen bir balık var. Onun mangalı mesela. Ne kılçığı var ne bir şey ve inanın besleme Norveç'ten geliyor. Hı-hı. Genellikle. Ve çocuklarımıza bu balıkları, tüm balıkları ama çinekopundan tutun da bütün yani aklımıza ne gelecekse istavritinden, sardalyasından, hamsisine kadar... Hepsini yemekte yarar var. Evet hocam. Peki B2 vitaminine geçelim. B2 vitamini evet. Hangi gıdalarda var? Genellikle etlerde de var ama süt ve peynir ürünlerinde. B2. Riboflavin dediğimiz bir vitamin bu. Ha. Latince olarak öyle geçiyor B2 vitamini. Genellikle peynir, süt ürünlerinde, et ürünlerinde var. Genellikle tahıllarda da var. Yeşil bitkilerde de. Hmm. B kompleksi olduğu için hemen hemen nüans farkı, yani fark olarak küçük şeyler var, değişiklikler var. Onları tüketilmesi, peynirin, sütün tüketilmesi çok önemlidir. Genellikle bunları eğer yeterince aldığımız takdirde dışarıdan da herhangi bir vitamin takviyesine gerek yoktur. Ama bazı kişiler beslenme sıkıntısı çeken, biraz titiz olan kişiler vardır. Hmm. Ben der karaciğer yemiyorum. Ben işte şunu yiyemiyorum, bunu yemiyorum. O zaman vücutta yapılan testler sonucu eğer vitamin seviyesinde bir düşüş söz konusuysa o zaman tabii ki dışarıdan alınması gerekmektedir. Evet hocam. Peki B3 vitamini hangi gıdalarda var? Evet, B3'te genellikle karışık. Hem et var ki kırmızı et başta geliyor. Bunun yanında balık eti var, tavuk eti var. Tüm bunların yanında yine peynirimizde fazlasıyla var. Bunun yanında bitkilerde var. Yani geniş bir spektrumlu bir beslenme kaynağımızdır. Genellikle insanlarda o da merkezi sinir sistemini etkileyen yararlı bir vitamindir. Diğer latincesini de söyleyelim. Niasin diye geçiyor tıp dilinde. Bunu da aldığımız takdirde vücudumuzun ihtiyacı olan niasini yani B3 vitamininde de vücudumuza almak suretiyle sağlıklı bir yaşama adım atmış oluruz. Yani tüm bu B1 olsun, B2 olsun, B3 vitaminleri, B12'de biraz sonra inşallah unutmam çok önemli eksikliğinde bazı sıkıntılar olabiliyor. Ona da geleceğiz inşallah. Evet hocam, orada zaten gazete köşemizde birkaç demeç var. Onlarla ilgili evet, de konuşalım. Evet, evet. B12 vitamini çok çok önemli. İntrinsik hemen faktör, evet. B5 vitamini hangi gıdalarda var hocam? B5 genellikle bu yeşil bitkilerde de var. Ama yine saydığımız diğer peynirde var, sütte var, ette var. Kırmızı ette özellikle. Genellikle bu besin kaynaklarında fazlasıyla var. Ama biz şunu inanıyoruz ki genellikle her vitamini de hani bu çok yararlıdır diye tabak usulü deminki söylediğimiz gibi fazlayı kaçırırsak bu sefer bazı vitaminlerde sıkıntı da oluşturabiliyor vücutta. O nedenle mümkün mertebe herkesin yapısı mesela ben şimdi direkt olarak şu kadar miligram insanlara şu kadar diyemiyorum. Çünkü herkesin metabolizması, yaşı, cinsiyeti farklı olduğu için onu ancak hekime sorarak, işte kilosunu söyleyerek veya cinsiyetini zaten hekim görecektir. Ona göre bir şey uygulama yapacaktır.
2'den 4 hayat tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelen telefonları da soruları da yanıtlayacağız demiştik. Telefon numaralarımızı verelim. 0212 886 2035 numaralı telefonumuzu arayarak sorularınızı sorabilirsiniz dedikten sonra hemen devam etmek istiyorum hocam. Şimdi B6 vitamininde kaldık. Evet. B6 evet. Vitamini hangi gıdalarda var? Evet, bu Latincesi piridoksin. Hani insanın bir kulağında zor kalır ama piridoksin evet. Dediğimiz bir vitamin genellikle. Bu da aynı şekilde süt ve süt mamullerinde bulunuyor. Ette fazla miktarda var, tahıllarda var, yeşil bitkilerde var ve vücudun bu da aynı şekilde kas koordinasyonunu sağlıyor. Sinir sistemine etkili oluyor ve vücudun direncini de bayağı başarılı bir şekilde yükseltiyor. Yani insanlar bu vitaminlerin hepsinin kendine mahsus özellikleri vardır. Genellikle bunlardan yararlanmak suretiyle sağlıklı bir yaşama kavuşmuş olurlar. Hmm. B vitamini hani insanlar belki şey yapabilir hani yerken ya ben belki alabiliyorum ama bazı dikkat ediyorum ben bazı kişiler bazı besin kaynaklarına karşı sevmiyorlar. Hmm. O zaman şeylerden de yararlanmış olmuyorlar. Hmm. O nedenle de mümkün mertebe İnsanların yani bütün bu gıda besin kaynaklarından mümkün mertebe az da olsa yararlanmaları mesela geçen haftalarda hep konuştuk. Bugün de yine gündemde hurma. Hmm. Ne kadar içi cevher yani bu hurma aslında bilmiyorum sevmeyen var ama 2-3 tane günde ceviz çok önemli. Ceviz. Bu vitaminlerde demin unuttum galiba B3 vitamininde de ceviz de var çok. Hmm. Ceviz yani günde genellikle iki tane o çok da değil ceviz yemenin çok büyük bu vitamin açısından yararı var. Zaten hocam söylemiştik ya gerçekten vitaminlerin isimleri o harfler A vitamini, B vitamini, K vitamini demiştik kanla ilgili demiştik. Evet evet. B vitamini de beyinle ilgili herhalde. Tabii yani merkezi sinir sistemin başı beyindir evet. Bütün düşünce eğer bu eksikliklerinde ben belki unuttum ama eksikliklerinde beyinde genellikle bir sıkıntı söz konusu. Düşünmede, koordinasyonda bir sıkıntı oluşturabilir. O nedenle B vitaminini çok dikkatli olarak tüketmekte yarar var. Yarar var. Evet hemen telefonumuz var hocam alalım. Resul Kartal Er İstanbul'dan arıyor. Merhabalar. Merhabalar, hayırlı günler diyorum. Teşekkürler Resul Bey, buyurunuz. Hocamıza bir sorum olacaktı ama. Buyurun. Bu 42 yaşındayım. Evet. 30 senedir ağzımdaki aflardan şikayetçiyim. Bir türlü çaresini bulamadım. Ne zaman doktora gitsem, doktorun bana tek söylediği şey vitamin eksikliği. B vitamini eksikliğinden bahsediliyor. B vitamini kullanıyorum ama gene olmuyor. B vitamini mi? Bu B vitamini acaba çeşitli şeylerim var. Onlara ne gibi şey kullanmam gerekiyor? Hangi vitamini kullanmam gerekiyor B vitamini? B vitamini değil mi? Onu da öğrenmek istiyorum ama. Evet. Bir de bereket hastalığını araştırdım. Herhangi bir bereket hastalığında bir problemim yok. Sadece bu aklardan çok şikayetçiyim. B vitamine bağlılar. Gerçekten o öyle midir? Onu öğrenmek istiyorum. Size B vitamini eksikliği mi var denildi Resul Bey? Evet. B vitamini eksikliği var denildi. Ama söylenmedi. B2, B3 hangi şey kategoride olduğu söylenmedi herhalde. Hayır. Evet işte onun söylenmedi. Evet. Siz de merak ediyorsunuz. Aftlarınız evet. için soruyorsunuz. Behçet hastalığınız var ayrıca. Hayır. Yok. Behçet hastalığım yok. Yok. Çıkmadı. Behçet hastalığı çıkmadı. Ha çıkmadı. İyi çok. Araştırdım ben evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Başka sorunuz var mıydı? Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Biz teşekkür size. Ediyoruz. Hemen hocamıza soruyoruz. Sağlıcakla kalınız. Evet hocam. Tabii aftlar var. Şimdi B vitamini eksikliği var denilmiş ama hangisi evet, olduğunu söylenilmiş. Tabii onun bir analiz yapmakta yarar var. Ha. Hangisinin olduğuna dair. Tabii genel olarak söylemiş ama şimdi genel olarak da arkadaşın ne tüketeceği, hangi nedenle kaynaklandığı. Bir de şu var. Benim şahsi görüşüm bu dermatoloğa gitmekte yarar var. Yani aftır o şimdi. Tabii yani orada derideki lezyonlar acaba aft diyor mu arkadaşlar? Öyle bir teşhis kondu mu? Konulmuş. Şimdi o zaman yani bunun o zaman analizi yapılması ve B vitamini dediğine göre acaba B12'den mi B6'dan mı kaynaklanıyor? Hmm. Ona göre bir tedavinin uygulanması söz konusu. Hmm. Benim şahsi görüşüm. Ama bu aftların benim biliyorum ki genellikle vücutta bir direnç düşmesi, bir bağışıklık sistemindeki sıkıntı sonucu da aftlar oluşabiliyor.
Yani bağışıklık sistemi, direnç vücut düşünce vücut oralarda aftlar çoğalabilir. O nedenle sadece benim şahsi görüşüm tabii B vitaminine bağlamamak lazım. Genellikle bu aftlar konusunda çok sık yaygın gördüğümüz bir konu. Genellikle insanlar eğer vücut direnciyle ilgili de bazı analizler yaptırırsa görecekler de o zaman daha dikkatli inşallah aft diye bir sorun da kalmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman düştüğü değil vücutta, mi? Sadece aft değil tabii. Sadece aftlar değil bütün zaten nasıl söyleyeyim düşman askeri gibi teyakkuz durumundadır. Bir zafiyet yakalar. Savunma vücut, sistemimiz tabii, düşüyor çünkü. Tabii mesela zayıf domuz yok. Gribinde yıllarca konuştuk o seneler veya kuş gribinde vücut direncini kaybettiği zaman direkt hemen devreye hastalık giriyor ve hemen yatağa düşürüyordu. Ama ne diyorduk o zaman yine ben söylüyordum yine dengeli beslenme şunu şunu yediğimiz zaman vücut direncini de sağlıklı tuttuğumuz zaman o zaman mikroplar seyirci kalıyor herhangi bir hastalık oluşturamıyor. Yani vücudumuzun askerlerini sağlamlaştırıyor. Sağlamlaştırmamız lazım çünkü her an teyakkuz durumunda bilen mikroorganizmalar taarruza geçebilirler ve zaten hastalandıktan sonra zaten vücudun toparlanması uzun süre alır. Evet. Onun için hiç hastalanmaması için biz koruyucu hekimlik zaten çok onun için çok önemli. Hani biz genellikle insanlarımız hakikaten bizler dahil hep böyle ihmal ederiz. Yarın gideriz, öbür gün gideriz ama ve lakin bir an önce tedavi olup veya çözümü sağlayıp ona göre yaşamımızı sürdürmekte genellikle yarar. Aslında bütün hastalıklar bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla tabii, değil mi oluyor? Tabii, tabii. Yani Allah korusun adını telaffuz etmek istemiyorum evet, ama o dediğimiz tüm kötü hastalıklar, kötü hastalıklarda yine bağışıklık tabii, sistemimizi tabii. Genellikle, zayıflığından. Tabii, bir de bunun yanına ben eminim yani hep söylüyorum ya sıkıntı, stres, huzursuzluk, gam. Üzüntü, gam. Gamı söylemeyecektim ama gam hakikaten insanı perişan eder ve bu çaresiz hastalık günümüzün hocam, hastalığı. Hocam lafınızı kestim ama siz hep dersiniz ki her şeyden az az yiyin ama evet. Gam yemeyin. Evde evet. Bir atasözü var ki duvarın hem insanı gam öldürürmüş gam öldürür. Diye. Tabii işte Allah aynı. Allah muhafaza. Tabii Allah korusun. Gerçekten onun için büyük bir şey. Mümkün mertebe Allah herkese gamsız, sıkıntısız, stresli. Tabii keşke mümkün hepimiz gamsız de, olsak. Gamsız. Şimdi muskide gam da var biliyorsunuz. Biz inşallah mümkün mertebe tabii ki. Evet. Evet, bir izleyicimiz sormuş hocam. Hüseyin Solak Fethiye'den sormuş. Karaciğeri ne yiyerek güçlendirebiliriz ve rahatsızlıkları nasıl giderebiliriz karaciğerle ilgili? Anladım. Ne, hangi vitamin önemlidir tabii, karaciğerde? Karaciğerde genellikle karaciğerimiz vücudumuzun fabrikası. Hı hı. Fabrikası, bütün orada sentezler, bütün mekanizmalar orada gerçekleşmekte ve en değerli organımızdır. Onu ben bir yazımda söylemiştim. Çok dikkatli korumak zorundayız. Hı hı. Genellikle o arkadaşımız bilemeyeceğim ama karaciğerin baş düşmanı alkoldür. Hı. Yani siroz dediğimiz evet. Hastalık ortaya çıkabilir. Genellikle mümkün mertebe eğer bu zararlı alışkanlıklardan, bozuk beslenme tarzından ağır yağlı, ağır kızartmalar, böyle karaciğeri yoran şeyler yediğimiz takdirde karaciğerimiz sıkıntıya girer. Belirli belki belirli ölçüde mücadelesini verir ve bir sıkıntı olmayabilir ama zaman gelir ki artık karaciğerde pes edebilir ve çeşitli hastalıklar karaciğere bağlı hastalıklar meydana gelir. Ve karaciğerin hasta olması demek vücuttaki sentez işlemlerin aksaması demektir. Yani fabrikasıdır. Vücudumuzun fabrikası karaciğerdir. Hmm. Fabrikada bir üretimde hata olduğu takdirde o fabrika durur. Hatalı ürün. Ya böyle hatalı hatalı gidecek ve hata gittikçe büyüyecek veya da bunu biz tekrar bir rezerve ederek tekrar onararak restore edeceğiz ve tekrar eski. Tabii eskiye dönmesi ne kadar başarılı oluruz artık o uygulayacağımız saatimle ilgili o arkadaşımız da İyi bir şekilde beslendiği takdirde zaten hangi gıdaları yemesi gerekiyor mesela? Karaciğer zaten normal bir dengeli beslendi. Şimdi hani ben böbrek gibilerinden söyleyemeyeceğim ama normal bir dengeli, zararlı alışkanlıklardan uzak ve
zararlı besin, yani zararlı dediğim hiçbir besin genellikle çok zararlı değildir ama mesela tüketeceğimiz besinleri haşlama, yiyeceğimiz eti haşlama, ızgara, buğulama gibi tüketirsek karaciğerin yükünü biraz hafifletmiş oluruz. Hı hı. Aşırı kızartmalardan uzak durursak yine karaciğere destek olmuş oluruz. Bunları uygularsak inşallah arkadaşımız da bir sıkıntısı kalmayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah, biz de Hüseyin Sol'a geçmiş olsun diyoruz. Ve hocam B7 vitaminine geldik. Tırmanıyoruz yavaş yavaş, evet, B12. B7 vitamini hangi gıdalarda var? Bu B7 vitamini genellikle sütte var, buğdayda var, aklıma gelen peynirde var. Genellikle tabii her mahsulde genellikle çeşitli hububat cinsi olan mahsullerde de var ama oranları farklıdır. Genellikle bu söylediklerimizin tüketerek B7 vitamininden de yararlanacağız ve vücudumuz tabii tüm vitaminlere ihtiyacı olduğu gibi B7 vitaminine de ihtiyacı vardır. Tabii bunları da, çünkü öyle bir şey ki bunlar B vitamini kompleksi olduğu için söylediğim şeyler hepsi 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Evet. Zaten deney yaparken de o nüansların ortaya çıkması, aa bak bu karaciğer efendim yediği takdirde insanlar bayağı bu olmuyor. Mesela yanlış bilgi vermeyeyim ama Çin'de sanıyorum eskiden buğday üretiminde kılçıklı, yani buğdaylar temizlenmeden üretim yapıldığı zaman insanlar onu tüketiyormuş. Sonra modernleşmişler, o kabuk kısmını efendime söyleyeyim atmışlar. Atınca pırıl pırıl oluyor ya, hani nasıl da şimdi bizim ekmeklerimiz, eskiden ne güzel köy ekmeğimiz vardı. Şimdi de var ya marketlerimizde. Evet. Ama genellikle modernleştiğimiz takdirde ekmeği beyazlatmaya çalıştığımız takdirde içine katkı koyduğumuz zaman o zaman tabii ekmeğin doğal hali ortadan kalkıyor. Belki yememiz çok güzel, pasta gibi. Ama vitamin kalmıyor tabii. Değil mi? İşte o buğday da Çin'de yapılan araştırmalarda B vitamini eksikliği sonucu o tüketim, o dış kısmının, ne deniliyor ona valla, dış kısmının kısmının atılması sonucu parlatılmış buğdaylar daha güzel olmuş ama insanlarda büyük bir olanda kısmında B vitamini eksikliği ortaya çıkmış. Demişler ki aa şimdiye kadar böyle bir şey yoktu, hastalıklar. Demek biz bu buğdayın dış kabuk diyelim, kabuk kısmını atıyoruz. Tamam, belki güzel oluyor, lezzeti de güzel oluyor ama o zaman ama o en çok vitamin olan o kabuk kısmı gitmiş oluyor. Evet hocam. Şimdi bir telefonumuz var, alalım. Nereye gidiyoruz? Afyon'a gidiyoruz. Ramazan Öz hattımızda. Merhabalar Ramazan Bey. İyi günler. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Ben bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben Afyon'dan arıyorum. Evet, buyurunuz Ramazan Bey. Benim hanımım biraz rahatsızdı da onu soracaktım. Evet, ne rahatsızlığı var hanımınızın? Ya şimdi B7, B6 vitamini veriyorlar da. Evet. B6, B12 benim hanıma. Evet. Parmakları uyuşuyor. Parmakları uyuşuyor, evet. Evet, ondan sonra biraz belinde biraz sorun var. Belinde. Evet, ondan sonra yediği midede hazırsızlık oluyor. Hocamın dediği gibi kışınlığı devamlı oluyor. Vitamin eksikliği oluyor. Ben hanıma da yine vereyim. Alo. Merhabalar. Merhaba. Evet, buyurunuz, şikayetlerinizi anlatınız. Şikayetim benim hocama kış geldi mi devamlı benim vitamin eksikliği oluyor. Evet. Doktora gidiyorum, B6, B12 vitaminini veriyorlar. Evet. Kullanıyorsunuz değil mi? Bunu doktora sorabilir miyim? Evet, vitamin... Vitamin takviyesi yapıyorlar. Takviyesi, peki bir yararını görüyor musunuz efendim? Buyurun. Faydasını görüyor musunuz? Yani B vitaminleri alınca bir iyileşme söz konusu mu? Evet, de parmaklarım uyuşuyor, geçiyor. Ha, eksiklik var, evet, eksiklik evet. Var. Bir de midenizde sanıyorum sorun var dediniz. Midem devamlı ağrı yapıyor, sıfıra yapacağım geliyor. Tabii, mide genellikle başka bir nedenle
Belki asidik bir durum vardır. Ama genellikle benim şahsi görüşüm, siz bir tekrar bir tepeden tırnağa diyelim. Çünkü anlattıkları semptomlar değişik değişik hastalıklar. Evet. Mide mesela, uyuşma ayrı. Uyuşma mesela sinir sistemiyle ilgili olduğu için B vitaminine bağlı olabilir. Ama mide ile ilgili sıkıntılar başka bir gastrit olabilir, ülser olabilir. Başka bir hastalık çağrışımı yaptırıyor. Ama bir check-up yaptırarak genellikle hangi hastalıkların olduğu ve onların tedavisiyle inşallah bir şeyiniz kalmayacak. Zaten yaşınız da genç. Genellikle çok aç durunca mideniz yanıyor mu efendim? Yanıyor. Ya işte onların hani beslenme durumlarını da gözden geçirerek inşallah bazı mide ilaçları var. Belki asidik bir ortam var midede. Evet. pH'da bir değişiklik var. Onun ilaçlarıyla nötralize edilerek inşallah o midenizdeki ağrılar da kalmayacak. Evet. Sağ olun doktor bey. Teşekkür geçmiş ediyorum olsun. Cennet Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Afyon'a sevgiler. Sağolunuz. Evet hocam. Şimdi B9 vitamini var değil mi? Evet. Evet. B8 B9. Vitamini var mı? B8 var. B8 de var, B9 ama genellikle B8 geçiştiriliyor, B9 var, B9 B12 daha, var. Evet, tabii evet. Tabii. Şimdi B9'un önemli bir olayı varmış. Gebelikte çok önemliymiş. Evet, hamilelikte, evet. Gebelikte evet. Genellikle nedir hocam? Bu hamile hanımlarda bu vitaminin kesinlikle alınması. B9. Vücut, evet, vücuda takviye yapılması. Hı. Bebeğin göz ve sinir sisteminin gelişmesi açısından çok önemli. Hı hı. Genellikle bu süreçte, hamilelik sürecinde annelerin bunu ihmal etmemesi ve çocuğunun sağlığı açısından da kesin olarak bunu riayet etmesi lazım. Benim aklım halen Afyon'daki konukta, Afyon sucuğu meşhurdur. Biraz midede de sıkıntı yapabilir, dikkat edeceğiz diyecektim ama tabii bu hastalık olunca espriye de gerek yok ama gerçekten asidik bir durum. Hanımın evet, şeyi. Evet. Onu da kontrol ettirirse hiçbir şey kalmayacak. Evet ama daha çok sanki B12 eksikliğinden kaynaklanan dedi. Sinirim sisteminde. Ama onun zaten herhalde teşhis konmuş. Konmuş. İlaçlarla iyi tek geliyor takviye, dedi. Evet, İyi geliyor yapılıyor dedi. Tabii ki bazı her şeyde ilaçla tedavisi söz konusu değil. Biraz da söyledik ya, stres faktörü bile midede yanmalar yapabilir. Hmm. Yani mide sağlıklı olabilir. İnsanın stres sonucu midesinde kramplar girebilir. Sıkıntı olabilir. Hı-hı. O nedenle tabii ki ben şimdi burada afaki söylüyorum hani bazı şeyler ama genellikle onun kontrolden geçirilmesi, check-up sonucu ortaya çıkar diye evet düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi gelelim ki çok önemli bir vitamin çeşidi. 12. Ki, evet 12. 12 evet. İzleyicimiz de sormuştu. B12 vitamini çok çok önemli. Çok önemli. Mi? Tabii. Bir kere tabii. B12 hangi gıdalarda var onu bir söyleyelim. Evet. Genellikle biraz önce söylediklerimiz gıdaların hepsinde bu karaciğerinde, tutunda, kırmızı etinden, balık etinden, hepsinde, tahıllarda, bu yeşil koyu sebzelerde mevcut. Ancak vücutta bazı aksaklık sonucu intrinsik faktör dediğimiz B12 vitamininin emilimini aksatmaktadır. Vücut o zaman B12 vitamini alsanız bile vücut yararlanamamaktadır. Çünkü emilimi olmuyor. O nedenle bazı... Neyden dolayı olmuyor hocam? Anatomik bir fizyolojik bir rahatsızlık bu. He. Emilimi sağlayamıyor. İntrinsik faktör eksikliği oluyor. He. O zaman bu gayet kolay. Bunun teşhisi sonucu. Çünkü insanlar genellikle halsiz, bitkin, çok uykusuz, kırık bir halde dolaşır. Bunu bilmediği için de tedavisi, halbuki tedavisi iğneleri de vardır. İğnelerin olacak. O zaman emilim sağlanacağı için B12 vitamininden yararlanacak ve herhangi bir komplikasyon da kalmayacak. Kalkacak. Tabii. Şimdi tabii. Gazete köşemizde de B12 ile ilgili çok güzel, çok vurucu bir cümle var ki B12 azalınca pilimiz bitiyor. Tabii biraz öncesi kobalamin, unuttum evet. Ben onu da, kobalamin adı Latincesi ve pilimiz bitiyor, bütün bitkinlikler ortaya çıkıyor. Çok güzel söylenmiş gerçekten. Tabii. Demek ki pilimiz
B12 vitaminine tabii, bağlı. Tabii çok önemli gerçekten. Evet, bunun sonucunda yazılan yazıda yorgunluk ya da halsizlikten yakınıyorsanız, kafanızı bir türlü toparlayamıyor, konsantrasyon zorlukları yaşıyorsanız, uyumanıza rağmen dinlenemiyor, sabahları bitkin uyanıyorsanız ve kulak çınlaması, dengesizlik, baş dönmesi gibi sorunlarınız varsa ve daha bitmedi B12 bakın daha neler yapıyormuş vücudunuzda, depresyon tedavisi görecek kadar hayattan koptuysanız, bu tür sorunların B12 vitamini azlığından kaynaklanabileceğiniz aklınızda olsun demiş. Tabii çok önemli bu, çok hakikaten. Önemli. Biz mesela bitkiniz, halsiz, aman işte yok bahar yorgunluğu, hı-hı, yok işte bilmem ne gittim yoruldum filan. Bunlar ihmale gelmez. Genellikle eğer bir hafta biz diyoruz, genellikle bir hafta bu sıkıntılar sürüyorsa ve geçmiyorsa, yine düzenli yatıyoruz dediğiniz gibi yattığımız halde, evet, dinç kalkamıyorsak, hı hı, istirahat sonucu eğer yine yorgunluk emareleri varsa, o zaman kesinlikle bir sağlık kuruluşuna gitmekte yarar var. Evet. Bir başka yine B12 ile ilgili gazete köşemizde B12 vitamini hakkında neler biliyoruz demişler ve hemen üzerinde bir yazı var. B12 vitamini eksikliği vücudunuza yeterli ve doğru besin ögesi alamadığınızda ve sindirim sisteminde yaşanan sorunlara bağlı olarak görülüyormuş. Evet. Yani sindirim sistemimizi de etkiliyor değil mi tabii, hocam? Tabii tabii. Bütün zaten bu yediğimiz besinler bütün bir koordineli bir mekanizma sayesinde, hı hı, yerini buluyor ki sindirim sistemi de tabii ki gıdalar ağızdan geliyor ve sindiriliyor. Eğer eksiklik sindirimde bazı sıkıntılar olduğu zaman vücudun yararlanma oranı da düşmekte. Tabii vücut o zaman yararlanamadığı için de, hı hı, çeşitli sıkıntılar, bu çeşitli semptomlar da ortaya çıkmaktadır. Evet hocam. Şimdi B12 vitaminini de konuştuktan sonra gelelim omegalara. Evet. Çok önemli. Son yılların popüler bir vitamini gerçekten. Birincisi omega 3. 3. Evet. Şimdi omega 3 niye önemli? Şimdi, özellikle hangi noktaya vücudumuzda etki ediyor? Tabii omega bu 3? Son zamanlarda gerçekten insanların çok büyük bir yarar kaynağı olduğu bir vitamin olarak değerlendiriliyor. Omega 3 genellikle balıklarda, hı hı, özellikle balıklarda, kırmızı ette, hı hı, efendime söyleyeyim, buğdaydan tutun da sütten, yoğurdan, peynirinde, koyu renkli yeşil sebzelere, hı hı, kadar bütün zengin bir spektruma sahip besin kaynaklarında bulunmaktadır ve vücudun, hı hı, dirençli ve sağlıklı bir şekilde hayatı sürdürmesi açısından çok önemli bir yer tutmaktadır omega 3. Ki insanlar genellikle, tabii bazı balıklar dedim ama bazı kişiler bu balık tüketiminde sıkıntısı olan balık yağı diye hemen devreye girerler. Balık yağlarını soracağım ama hocam. Evet, evet. Şimdi omega 3 dediğimiz özellikle hangi balıkları siz özellikle çok çok tavsiye ediyorsunuz? Genellikle yani bilim adamlarının, arkadaşlarının söylediği, diyor ki mesela büyük balıklar ve çevreden kirlilikten nasibini almıştan ziyade ülkemizde genellikle istavrit, çupra dediğimiz, sardalya dediğimiz, hamsi dediğimiz tüm bu küçük balıkların, temiz balıkların tüketiminde ve çok büyük oranda da omega 3 mevcuttur. Ve genellikle haftada bir, en az bir. En az genellikle bir. İki olursa daha iyi ama en az bir balık tüketmemiz fosfor açısından olsun, omega 3 açısından olsun zaten çok lezzetli hocam. Çok lezzetli. Yanında hem zaten hafif. Hafif. Bir de tabii ki şu çok önemli. Pişirme tarzı. Tarzı çok önemli. Evet. Şimdi balık, evet, zaten yağlı. Yağlı. Bir de onu kızarttın mı? Bir de onu ula bulayıp kızarttığınız zaman iyice, tabii, böyle. İşte o zaman sindirim sistemi sıkıntıları biraz önce geldik yani yine konuya. Yani balık yararından çok zararlı, tabii, hale geliyor değil, tabii, mi? Nasıl pişirelim balığı? Genellikle buğulama ızgara. Tarzı. Buğulama. Mesela öyle bir içine mesela balık ağır kokuyor diyenler vardır. Defne yaprağı. Defne yaprağı onun kokusunu, aromasını değiştirir. Sadece lokum gibi bir balık karşımıza çıkar. Kılçıksız da... Koku da olmuyor herhalde etrafta. Koku olmuyor. Genellikle kokusunu da hanımlara söyleyelim. Ben bir yerde okumuştum. Sirke. Diyorlar ki, hı-hı, diyelim ki evde yaparken sirkeyi de bir başka ocağa koyup kaynatırsanız o kokuyu bertaraf ediyor. Öyle yani, bir püf noktası var.
evin içini sarmaması açısından. Balık onu bir ocağın edin. Gözünde pişerken. Başka bir ocağın gözünde de sirke kaynatılıyor. Sadece sirke mi? Su. Sulu sirke. Sulu sirke. Sulu sirke. O demek o buharlaşmasıyla onu absorbe ediyor. Absorbe çekiyor. Ediyor. O evin içine dağılmasını önlüyor. Ama ben razıyım. Balık olsun da. Behbi Hoca'dan çok güzel püf noktaları gelmeye devam ediyor. İnşallah. Bildiğimiz kadarıyla. Ne dediniz? Defne yaprağı. Defne yaprağı tabii. Koyunuz nereye? Tepsinin üstüne. Üstüne pişir. Veya limon dilimleri tarzında. Buğulama hafif ateşte. Pişirdiğimiz takdirde en lezzetli, en sağlıklı bir besin kaynağıdır. İçinde fosforu var, omegası var, proteini var. Evet. Her türlü besin kaynağına sahip bir mahsuldür. Peki hocam, unla bulama tarzı çok da lezzetli olur da balık. Ya, şimdi biraz yani, önceki hocamızın canı istiyor sizin yani, de mutlaka. Şimdi, tabii ama ne diyeceğiz o zaman? Sık olmamak kaydıyla. Yani o un olayını tamamen börek kaldırmak gibi oluyor. Mı? Yani genellikle şimdi çok aklıma şeyler de geliyor. Tabii un girince işin içine. Tabii baharat da girince çok lezzetli oluyor. Evet. Ama genellikle ama öncelikle, vitamin açısından olmuyor değil tabii, mi? Tabii vitaminlerin çoğu ölebiliyor kızgın ateşte. Genellikle bazı kızartmalarda da dikkat edeceğiz. Bazı yağların kaynama noktası, kızarma seviyesi yüksek oluyor biliyor. O evet. Zaman balık veya diğer mahsulleri kızartırken yanma meydana gelmiyor. Özellikle fındık. Yağının, fındık yağının kaynama noktası yani kızartma ısı derecesi çok yüksek olduğu için genellikle bazı yağlar var hemen duman çıkar ve yanma meydana getirir o kızarttığım mahsulde. Onun için bunlara da dikkat edeceğiz. Çok aşırı da pişirip vitaminlerini de öldürmeyeceğiz. Lezzetini de mesela cızbız demişler. Yani mangalda bir damla yağ düşecek cızbız diyecek. Yani ne onu pişecek. Ve çok pişirmeyeceğiz. Tabii. Evet. Yani kömür gibi olunca evet. Zaten malum mangal bilim adamları tarafından biz söylüyoruz ama pek önerilmiyor. Evet. Bir de kömürün kanserojen etkisi olduğu tespit edilmiş. Evet hocam. Peki omega 6 vitamini nedir? Yine aynı şekilde o da omega 3 gibi. Onu da sütte, ette yine et ürünlerinde, evet. Mahsullerde bulunuyor. Bu da vücudumuzun bağışıklık sistemini de sağlıyor. Beyinde, gözlerde yarar getiriyor ve bu genellikle hamile hanımlarda yine çok önemli ön plana çıkıyor. Genellikle onların bu omega 3 olsun, omega 6 olsun bu kaynaklardan yararlanarak sağlıklı bir... Ne dedik hocam? Et, süt, yumurta, sakın bunları unutma. Ve balık. Balık. Tabii. Bal da var. Başına da bal bir bal koyuyor. Bal da var. Tabii. Ama son günlerin o meşhur ballarından değil. Tabii. Sahte olmayacak. Evet. Tabii. Gerçek yani bal. Çünkü şekeri boca ediyorlar. Peki hocam bal gerçek balı nasıl anlarız? Hemen bir tespitiniz var mı? Valla ben bu konuda birkaç uzmanına sordum balın. Şöyle balı çektiğiniz zaman. Kopmayacak iplik değil gibi, mi? Evet. İplik gibi kopmayacak dediler. Bir de şu ana kadar bu yaşıma kadar kafamı karıştıran bir şey var. Kimi diyor buzdolabında böyle bozulursa halistir diyor. Kimisi değildir diyor. Ben ne yapacağız? Çıkamadım işin içinden. Ama güvendiğimiz dostlarımız var. Memleketten getiriyorum diyor. Artık günahları boynuna biz onu tercih ediyoruz. Ama her bilinen bilinmeyen yerden almamakta evet. Her gıdaya olsun almamakta yarar var. Yarar.